hızlı bir şekilde altına atacağız. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün tavuklarımızın altına civciv koyacağız. Biliyorsunuz tavuklarımız yeni civcivlerini çıkardı. Yalnız bir tanesi 8 tane çıkardı. Diğer bir tanesi de 2 tane çıkardı. 2 tane çıkaran tavuğumuzun altına 8 tane koyacağız. 8 tane çıkaran tavuğumuzun altına da 2 tane koyacağız. Havanın kararmasını bekledik. Hava şu an yeterince karardı. Saat gece 10-11 civarı şu anda. Civcivleri gece katmak gerekiyormuş çünkü kabul etmeyebiliyormuş. Öncelikle eşim civcivlerin yumurtadan çıktığı anı yakalamış görüntülerini. Çok hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istedim. Önce siz bir bu görüntüleri izleyin. Ardından da civcivleri götürüp tavukların altına koyalım. Kardeşi de yardımcı olacağına bakar mısın? Anne de yardımcı olmaya başladı. Başardın ufaklık. İkinci kanadın da çıktı. Ha gayret. Evet, işte bu kadar. Evet, görüntülerde de izlediğiniz gibi mükemmel bir çıkış anı. Çok güzel denk gelmiş, çok güzel yakalamış. Şöyle bir civcivlere yakından bakalım. Ardından da götürüp artık anneleriyle kavuşturalım. Çünkü bunlar makine civcivi arkadaşlar. Bunları bekçi dayıyla beraber çıkardık. Tam 35 tane çıkardık. 10 tanesi anneyle büyüsün diye getirdim. Şu an gördüğünüz gibi çok küçükler. Kalorifere dayadım. Ve içine de bir sıcak su koydum. İçerisi zaten yeterince sıcak. Üşüdüklerini zannetmiyorum ama dışarısı çok soğuk. Tabii annenin yeri korunaklı. Birazdan anne tavuğunu altına koyacağız. Ve onlar da anneleriyle büyümüş olacaklar. İlk kez izleyen arkadaşlar varsa bir önceki tavuk videosunu açıklama linkine bırakacağım. Şimdi hep birlikte gidelim ve anneleriyle kavuşturalım bunları. Şimdi hızlı bir şekilde tavuğun altına koyacağız. Evet, grup tavuğumuz burada. Hızlı bir şekilde altına atacağız. Evet, birincisini koyduk. Evet, ikincisini koyduk arkadaşlar. Evet, onlar kaçtı içeri zaten. Evet.
taraf görebiliyor musun? Evet. Tamam. Bu tavuğun altına 8 tane civciv koyduk. Şu anlık bir sorun yok gibi duruyor. Şimdi diğer tavuğa da 2 tane ekleme yapalım. Evet, buradaki tavuğumuz da böyle. Buna da 2 tane ekleme yapacağız. Bir tane yaramaz dışarı çıkmış. Evet arkadaşlar, buna da 2 tane civciv koyduk. Şu an bunda da 10 tane civciv var. Diğer annede de 10 tane yavru var. İkisini de eşitledik, 10 tane yavruya bakabilirler. Evet, kümeste de şu an zaten tüm tavuklar burada. Horozumuz burada baba. Selam bey baba. Diğer tavuklar burada. Bu hepsinin annesi. Arkadaşlar 10 tane yavru civcivi annelerin altına yerleştirdik. Buraya 8 tane, buraya da 2 tane koyduk. Sabah erkenden geleceğiz. Bakacağız anneler yavruları kabul etmiş mi? Çünkü kabul etmeme gibi problem de oluyormuş. O yüzden şimdi gidelim artık, yatalım uyuyalım ve sabah olsun. Bakalım anneler yavruları kabullenmiş mi? Evet arkadaşlar, sabahı zor da olsa ettik. Hatta biraz geç kaldık. Korktum, dedim yavruları kabul etmediyse zarar vermiştir. Şimdi bakacağız. Civcivleri kabul ettiler mi, etmediler mi? Onları göstereceğim size. Bu arada biliyorsunuz tüm berberlerde kapalı, tıraş da olamıyorum. Kusura bakmayın halime. Keseceğim sakallarımı ama tepkilerden korkuyorum, yorumlardan korkuyorum. Bu konuda biraz destek olun da şu sakalları bir keseyim arkadaşlar. Gerçi kesersem de maskeyle bir süre çıkarım yayınlara. Çünkü ben de alışamam kendi halime. Makinam da yok, kısaltamıyorum. Bilmiyorum, artık bir çare bulmam lazım. Çünkü çok fazla uzadılar. Artık rahatsız etmeye başladılar. Toparlatamıyorum. Hadi saç neyse bir şekilde gidiyor. Ama sakallar bayağı uzadı. O yüzden görüntü için kusura bakmayın. Şimdi bir yavrularımıza bakalım. Anneler kabul etti mi? Son durumlarına bir bakalım. Önce iki tane kattığımız yere bakalım. Şöyle açayım ben size. Yalnız dışarı çıkabilirler. Şu alanda gezinebilirler fakat daha dışarı çıkmalarına izin vermeyeceğim çünkü dışarıda müthiş bir fırtına var. Hatta neden kuş uçurmuyorsun abi diyenler için o fırtınayı da birazdan göstereceğim. Çok fazla rüzgar var ve kuşları dışarı çıkaramıyorum. Fakat yarın düzeliyormuş havalar. Bundan sonraki videomuz güvercin videosu olacak. Şöyle bir açalım. Evet, bu anne kattığımız iki yavruyu kabul etti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8, 10 tane yavru var. 8 kendisinin vardı. 2 tane de ben kattım. Bu anne biraz sert. Biraz sert davranıyor yavrularına. Diğer annemiz daha kibar. Tamam şeker şey, tamam. Tamam. Hadi gidin annenizin peşinden. Hadi, 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 hadi. Hadi. Evet, bunları kapatalım. Şimdi diğerlerine bakalım. Diğerine biliyorsunuz daha fazla kattık. 8 tane yavru kattık. Kendisinin 2 tane vardı.
Şimdi onları bir açalım. Ah! Elimi vurdu ya. Tamam. Tamam, sakin kovboy. Buna kibar dedik, bu bizi mahvetti ya. Geç içeri sen de. Al. Ah elim. Elimi kopardı ya. Biraz fazla döktüm arkadaşlar. Evet, tüm yavruları kabul etti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir zayiat vermedik. Tüm yavrular altında. Yalnız yemi bayağı fazla döktüm artık. Patlayıncaya kadar yerler. Evet, yavruları gece koymak gerekiyormuş. Ben de bunu başkalarından öğrendim. O yüzden gece koydum. Gündüz koyarsak kabul etmeyebiliyormuş yavruları. Burada 10 tane yavrumuz oldu. Burada da 10 tane yavrumuz oldu. Toplam 20 tane civcivimiz oldu. Şu an çok dışarı çıkarmıyoruz. Dediğim gibi şu rüzgarlar geçsin. Ardından bunları da dışarı çıkaracağız. Şu zaten anne çıkmak için hevesli. Şeker şey. Bu tavuk insanlara karşı iyi, yavrularına karşı biraz sert davranıyor gibi geldi bana. Bu tavuk da yavrularına çok nazik, çok kibar benim gözlemlediğim. Fakat bu da insanlara karşı biraz sert. Direkt gagalıyor. Az önce elimi gagaladı çok fena. Ama tabii annelik içgüdüsü. Biz onu anlıyoruz. Yavrularını korumak istiyor. Gerçi artık bizden zarar gelmeyeceğini de öğrenmiştir ama. Bakar mısınız? 4 tane sarı civciv var. 6 tane de siyah civciv var. İlk geldiklerinde nasıldılar hatırlıyorsunuz. Hiç hareket dahi etmiyorlardı. Kutuda göstermiştim size. Fakat şu an hepsi cıvıl cıvıllar. Annelerinin sıcaklığını almışlar. Ve kendilerine gelmişler. Biz şimdi bekçi dayının oradaki makineye 10 tane bu tavuğun yavrusundan koyduk ama tabii bekçi dayı onları karıştırdı. Komşudan aldığımız yumurtalar vesaire vardı. Hepsi birbirine karıştı. O yüzden şu an getirdiğim civcivler kendi yavrusu mu, komşudan aldığımız yumurtaların yavrusu mu bunları bilmiyorum. Çık yani büyüyünce anlayacağız bunu. Evet, çok güzeller arkadaşlar. İzlemesi de çok güzel. Yani ben doyamıyorum izlemeye bunları. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama gerçekten huzur veriyorlar insana. Evet arkadaşlar, bir tane solucan buldum. Solucanı bir atıp bakacağım. Şöyle solucanımız. Düştü. Tekrar aldım. Bu aldı kaçtı. İçeri gitti. Yiyor orada. Ağzında var. O çok akıllı ya. Aldı götürdü bak yiyor.
Tek başına yedi onu. Dışarısı dediğim gibi çok rüzgarlı. Hava güneşli, sıcak. Fakat rüzgar mahvediyor. Ve rüzgar çok dengesiz. Birden bir fırtınaya dönüşüyor. Bir yavaşlıyor, bir sakinleşiyor. O yüzden dış çekim yapmıyorum. Kuşları kesinlikle dışarı çıkarmıyorum. Çünkü bu hava kuşları alır götürür. O yüzden de havaların düzelmesini bekliyorum. Ama yarın düzeliyormuş. Artık yarın kuşları uçurmaya başlarız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.